Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Size bugün bu güzel mekik ve iğne oyası karışımı olan oyamızın modelini anlatacağım arkadaşlar. Güzel bir model oldu. Bu şekilde pekala da uyumlu arkadaşlar. Hemen bunun yapımına geçiyoruz. Bu güzel mekiklerimin, modellerimin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Evet. O modelimin yapımı için arkadaşlar hemen mekiklerimi, ipimi dolamıştım. Uçlarını bağladım arkadaşlar. Kestim. Ortasında buradan tutuyorum. Ortasını buradan tutuyorum. Diğer mekiğimi de daha sonra bir tane ilmek attım buraya. İkinci ilmeğimi atıyorum. 3 ilmek attım arkadaşlar. Daha sonra buradan buraya koydum, mekiği getirdim, bu üstüne koydum arkadaşlar. Evet. Buraya ikisini birbirine çakıyorum arkadaşlar. Ters ön yaptım. Sonra parmağımı arasına koyuyorum bu şekilde. Bu şekilde oyamı işlemeye başlıyorum arkadaşlar. Buraya bu şekilde 20 tane yapacağım arkadaşlar. Evet. Evet, 20 oldu arkadaşlar. Sıkıyorum. Buraya bıçık yapacağım şimdi. Evet, normal büyüklükte olacak bu. İp geçireceğim oradan çünkü. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya tekrar 20 tane. On iki, on üç, on dört, on yedi, on sekiz, on dokuz, 20 tane yaptım arkadaşlar. Tekrar sıkıttım. Buradaki en baştaki ipimden bunu bu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Evet. Çektim oradan. Hemen bu şekilde yapıyorum. Tekrar birbirine çakıyorum buradakileri. Gene parmağımı arasına koyuyorum arkadaşlar. Buraya da aynı işlemi yapıp hemen döneceğim. Evet arkadaşlar, ipimi çektim. Bu şekilde modelimin ilk aşaması oluştu. Daha sonra burada sarı ipimi alta aldım arkadaşlar. Pembe ipimi üste aldım ve işlemeye devam ediyorum burada. Evet. Buraya 7 tane bu şekilde bıçıklarımdan yapacağım arkadaşlar.
Evet arkadaşlar. Bu çıkımın yapılışı bu şekilde oluyor. Gevşek bırakıyorum arkadaşlar. Sonra arkadakiyle onu sıkarak getiriyorum oluyor. Evet, burada oldu. Biraz sıkayım. Daha sonra bu delikten ipimi bükerek geçirdim arkadaşlar. Tekrar yapıyorum. Buradaki deliğimden ipimi geçiriyorum. Tam sıkmadan iyice dibine yaklaştırıp ondan sonra çekiyorum arkadaşlar. Gevşekken çekersek bize zorluk yaratabilir. Zorluk çıkarır orada. Evet, tekrar mekiğimi işlemeye devam ediyorum. Şekilde bıçık oluşturarak devam ediyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş yapımına devam ediyorum. Yeni öğrenen arkadaşlarımız yapabilsinler, anlayabilsinler inşallah. Evet, burada 9 tane olması gerekiyor. 9 tane olmuş. 2 tane de normal. Zincir yaptıktan sonra sıkıttım. Ve buradaki yere bu şekilde ipimi boşluktan geçirerek mekiğimi de o boşluğun içinden geçirerek buraya bağlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde oluştu. İlk baştaki yeri yaptığım gibi bu arayı da yapıp hemen size döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burayı da yaptım, geldim. Burada tekrar birleştirmek için bu aradan geçirip ipimi, sonra mekiğimi de onun içinden geçirerek buraya bağlıyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde bağlıyoruz. Daha sonra da buradan kesip yakmak için ucunu da sağlamlıyorum. Birbirine örerek sağlamlanıyor arkadaşlar. İlmek atarak. Evet. Bu delim bu şekilde bitti. Hemen buradan bunu kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kestiğim yerden yakıyorum hemen. Evet, bu şekilde yaktım. Motifimizi elde ettik arkadaşlar.
Motifimiz oldu. Hemen yerini hazırlıyorum ben. Evet arkadaşlar. Burada. Buradaki budağımızı yapacağız arkadaşlar. Budağımızı yapmak için hemen geri dönüyorum ben buraya. Evet arkadaşlar. Bir tane bu şekilde bıçık oluşturuyoruz. Yanına tekrar ondan biraz daha küçük bıçık oluşturuyorum arkadaşlar. Sonra onun üstüne çıkıyorum hemen. Evet arkadaşlar. Tekrar buraya. Çok basit buğdağımızın yapımı arkadaşlar. Bu şekilde bir tane daha bıçık bırakıp dibine tekrar bir tane daha bırakıyorum. İnanılmaz derecede herkesin yapabileceği bir şekilde bu dağımız. Aynı işlemden yukarı doğru uzatıyoruz arkadaşlar önce bunu. Evet. Bu ikinci dağımız biraz daha küçük oluyor her zaman. Evet, bu şekilde bunu 7-8 tane yapıp hemen döneceğim. Evet arkadaşlar. 7-8 tane yaptım. Daha sonra bu şekilde biraz yönlendiriyoruz. Zaten böyle çevik oluyor bu. Daha sonra da burada 7 zürafa koyup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zürafa koyup bunu burada bağlıyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bu dağımızı yapıyoruz. Daha sonra zürafa ile devam ediyoruz arkadaşlar. Üç tane zürafa yapıyorum burada. Evet. Buraya da çiçeğim çok köşeye geldi arkadaşlar. Evet şu şekilde yapsam alacak. Burası biraz sık olsun. Nasılsa model bu. Tam köşeye çok rahat olmayacak hem de çok uzak olacak buraya yapsam. En iyisi buraya aldırayım ben bunu. Nasılsa model yapıyoruz. Tül tülbent de değil. Evet arkadaşlar. İlki bu şekilde boş geçirdim oraya. Geri kalan zürafalarımı zürafa yaparak devam ediyoruz. Evet. Diğerini de oradakine, her zürafaya oradaki bıçıklarımdan tutturuyorum arkadaşlar. 4 tane vardı, 4'ünü de yerleştirdim. Evet arkadaşlar, bu şekilde de kaldırıyoruz oyamızı.
modelimiz bu şekilde ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Sonra da zürafa ile devam ediyoruz. Bu şekilde gidiyoruz. Güzel bir model arkadaşlar. Ben buraya hemen pıtırcık yapacağım şimdi. Evet arkadaşlar, pıtırcığımı yapmak için tığımdan yardım alacağım. Bu tığıma sap tarafına 5 tane ip doluyorum arkadaşlar. 5 oldu. Evet, 5.'yi oraya geçirip çok pratik bir şekilde oluyor arkadaşlar bunda. Evet arkadaşlar. Buradan çekiyorum hemen. Sonra çıkarıp bunun içini dolduruyorum. Bu şekilde.